Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doktor Hatice Öz, evlilik öncesi yapılan taramalarla SMA'lı bebeklerin dünyaya gelmesinin önlenebildiğini, kontrollü gebelikle sağlıklı çocuk sahibi olunabileceğini söyleyerek açıklamalarda bulundu. SMA ile ilgili evlilik öncesi tarama yapabiliriz. Anne adayı ve baba adayında herhangi bir taşıyıcılık var mı diye. Hem anne hem baba taşıyıcıysa çocuklardan bir tanesi sağlam, %25 oranında sağlam doğabilir. İki tanesi %50 oranında taşıyıcı olabilir ve %25 oranında bir tanesi hasta olabilir. Bu nedenle biz öncelikle zaten evlenmek isteyen adayları evlilik dairelerine başvurduklarında belediyeye rapor almaları için bize geliyorlar. Yani biz o dönemde hem bilgilendiriyoruz hem SMA ile ilgili taramalarını yapıyoruz. Yılda ülkemizde 150'ye yakın çocuk tespit edilebiliyor ve bugüne kadar da yaklaşık 3000 çocuk takip ediliyor SMA ile ülkemizde. Bu olasılıklara istinaden daha sıkı ve takip etmemiz gerekiyor. Biz o yüzden öncelikle evlenecek çiftleri aile sağlığı merkezlerine davet ediyoruz. Gelsinler, taramalarını yapalım. Şimdi SMA taşıyıcısı olmak evlenmeye engel değil. Evet. Evlilik raporu almaya engel değil. Ne yapacağız? Eğer böyle bir çiftimiz varsa biz onları genetik danışmanlığa gönderiyoruz. Hı hı. Genetik danışmanlıktan sonra onlar sağlıklı bebek sahibi olabilmek için ilgili merkezlerde kontrollü gebelik yaşıyorlar. Ve bu şekilde sağlıklı bebek dünyaya geliyor. Şimdi siz taşıyıcı oranını azalttıkça, sağlıklı bebeği artırdıkça hastalığın instansında azaltacaksınız. Yani hedefimiz şu an...